Bundan önceki videoda A sorusunun ilk kısmını yanıtlamıştık. Sıra geldi ikinci kısmına. Bakalım. Bizden dehidrasyon tepkimesi tamamlanmış olsaydı üretilecek olan etilenin mol sayısını hesaplamamızı istiyorlar. Dehidrasyon tepkimesi işte burada ve bize 0,200 gram etanol ile başladığımızı söylüyorlar. Eğer 0,200 gram etanol ile başlıyorsak, tepkime devam ettiğinde hatta tamamlandığında her bir etanol molü için 1 mol etilen ve 1 mol su elde ediyoruz. Evet, eğer bu etanolün kaç mol olduğunu bulabilirsek, bunlar tamamen tepkimeye girdiklerinde bu kadar mol etilen elde ederiz diyebiliriz. Hadi bakalım. Etanolümüz vardı ve 0,200 gramdı bunu mole çevirmek için paydada gram olması gerekiyor. Böylelikle gramlar birbirine götürecek. Paysa mol cinsinden olmalı. Peki 1 mol etanol kaç gramdır? Bir bakalım. Bunu soruda verdiklerini hatırlıyorum. Evet işte burada. Etanolün molar kütlesi mol başına 46,1 grammış. Bunu 1 mol etanol 46,1 gramlı şeklinde de okuyabiliriz. Bu işlemi yaptığımızda 0,200 bölü 46,1 elde ederiz. Gramlar birbirini götürür ve sonucu mol cinsinden elde ederiz. Bu da yaklaşık olarak neye eşit? 3 anlamlı basamağa ihtiyacımız var. Ve neden diyecek olursanız bunların ikisinin de 3 anlamlı basamağı vardı ondan. Bir bakalım şunu temizleyeyim evet. 0,2 bölü 46,1 0,0043'e eşit. 3 anlamlı basamak istediğimiz için ufak bir yuvarlama yapalım ve bunun yaklaşık olarak 0,00434 mole eşit olduğunu not edelim. Şimdi eğer elimizde bu kadar mol etanol varsa ve bunun hepsi tepkimeye giriyorsa bu kadar mol etilen elde ederiz öyle değil mi? Şöyle yazayım dehidrasyon tepkimesi tamamlandığında her 1 mol etanol için 1 mol etilen ve 1 mol su elde edeceğimiz için 0,00434 mol etanol ile aynı mol sayısında yani 0,00434 mol etilen elde ederiz. Evet eğer tepkime tamamlanırsa bu kadar mol elde ediyoruz ama bundan daha az bir değer ölçtüğümüz için tepkimenin tamamen sonlanmadığını da düşünebiliriz. Sıra geldi B sorusuna. Burada da etilenin yüzdelik verimini hesaplamamızı istiyorlar. Bu elde ettiğimiz miktarın tepkime tamamlanmış olsaydı elde edeceğimiz miktarı oranıdır. Öyle değil mi? O halde verimlilik A sorusunun birinci kısmında bulduğumuz miktar olan 0,00264 mol bölü tepkime tamamlansaydı elde edeceğimiz miktar olan 0,00434 mole eşit olacak. Hesap makinemi çıkarayım. Evet. 0,00264 bölü 0,00434 neye eşit? Yine 3 anlamlı basamak bulmam lazım. Sonuç 0,608 ya da yüzdelik verimi sordukları için %60,8'dir. Yuvarladığım için yaklaşık olarak eşittir işaretini koyayım. %60,8. İşte bu kadar.